MedyaNav bağlı bir multimedya sistemidir. Multimedya içeriklerinin keyfini çıkarmak, sürüş ve park yardımlarını etkinleştirmek veya gerçek zamanlı trafik bilgileriyle navigasyon sistemine erişmek için kullanın. Ayrıca ekran veya direksiyon simidi kumandası üzerinden güvenli bir şekilde çağrı almak ya da çağrı yapmak ve müzik dinlemek üzere telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla eşleştirmek için de kullanabilirsiniz. Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden Apple CarPlay mobil yansıtma işlevini de kullanabilirsiniz. Multimedya sisteminiz, gözlerinizi yoldan ayırmadan bazı multimedya ve telefon işlevlerini kontrol edebilmeniz için bir ses tanıma sistemiyle donatılmıştır. Ses tanıma işlevine erişmek için direksiyon siminde bu düğmeyi kullanın. Bip sesini duyduktan sonra istediğiniz menüyü belirtin. Kelimeler açıkça ifade edildiğinde ve arka planda başka sesler olmadığında sistemin en iyi şekilde çalışacağını unutmayın. MedyaNav'ın 6 ana işlevine erişmek için bu ev simgesine basın. Radyo, medya, telefon, araç ayarları, navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonu. Ayarlar menüsü buradadır. Bu düğme, araç ayarları için kısa yol işlevi görür. Son olarak, torpido gözünün içinde, multimedya bağlantı noktasının arkasında, USB bağlantı noktasının yakınına yerleştirilebilen bir telefon braketi vardır. Kapağı çıkarın ve braketi gösterilen şekilde klipsleyin. Akıllı telefonunuzu dikey veya yatay konumda kullanabilirsiniz. Navigasyon sistemi günlük yolculuklarınızda size yardımcı olur. Ana menüden Navigasyon U seçin. GPS konumunuzu gösteren bir harita görüntülenir. Varış noktası menüsü, bir varış noktası girmeniz için çeşitli yollar sunmaktadır. Bir adres girebilirsiniz. Ayrıca buraya basarak çeşitli ilgi çekici yerler arasından bir adres de seçebilir. Geçmiş, e-göz atabilir ve önceki bir varış noktasını seçebilir veya harita üzerinde bir varış noktası seçebilirsiniz. Favoriler menüsünü kullanarak ev adresiniz, İş yeriniz veya istediğiniz başka herhangi bir adres gibi sık kullanılan varış noktalarını kaydedebilirsiniz. Rota sekmesinde yol haritanız gösterilir. Rotanızı değiştirebilir, yolculuğunuza bir veya daha fazla aşama ekleyebilir ya da gerçek zamanlı trafik koşullarını hesaba katarak kaçınma seçeneğini seçebilirsiniz. Varış noktasını girdiğinizde, sistem onaylamanız için size bir rota özeti sağlar. Tamam düğmesine basın. Rota hesaplandıktan sonra, sistem saatinde bir navigasyon özeti gösterilir. Kılavuzu etkinleştirmek için Tamam düğmesine basın. Unutmayın, ekrana dokunmazsanız, kılavuz 10 saniye içinde otomatik olarak başlatılır. Kılavuz başlatıldığında, haritada rotanızla ilgili gerçek zamanlı bilgiler gösterilir. Örneğin sağ tarafta, ekranda kalan seyahat mesafesi ve bir sonraki manevra gösterilir. Harita ekranını değiştirmek için sol taraftaki bu düğmeye basın. Yakından bakış için öne veya arkaya yakınlaştırın ya da genel bakış için uzaklaştırın. Haritanın ölçeğini değiştirmek için parmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Kılavuzun sesli bildirimlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buraya tıklayın. Radyo ve medya menüleri radyo ve favori şarkılarınız için erişim sağlar. Radyoya, ana menüdeki radyo düğmesine basarak erişebilirsiniz.
Seçim yapılabilecek 3 mod bulunur: frekanslar, liste ve ön ayarlar. Seçilen frekans aralığını tarayarak, radyo istasyonlarını otomatik veya manuel olarak aramak için frekans modunu kullanın. Sonraki istasyon için bu ileri geri düğmesine basın. Liste modu istediğiniz istasyonun adını biliyorsanız çok kullanışlıdır. İstasyon adlarının bulunduğu bir liste alfabetik sırada görüntülenir. İstediğiniz istasyonda durarak veya istasyona dokunarak seçiminizi yapın. İstediğiniz istasyonlara daha kolay şekilde erişmek üzere bunları kaydetmek için ön ayarlar modunu kullanın. Bir istasyon açıkken ön ayarlar menüsüne gidin ve düğmelerden birine basılı tutun. Radyo seçeneklerinizi yapılandırmak için ayarlar menüsünü kullanın. Trafik hizmetini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ya da coğrafi konumunuzdan bağımsız olarak bir frekansı izleyebilirsiniz. Ayrıca USB bağlantı noktası veya Bluetooth aracılığıyla ek bir kaynaktan müzik çalmak için medya menüsünü de kullanabilirsiniz. Ses dosyalarınıza doğrudan doğruya erişmek için sisteme bağlı bir giriş kaynağını seçmeniz gerekir. Ayrıca medya kaynağını değiştirmek için bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Multimedya sistemi, aracın içinde olduğunuzda akıllı telefonunuzun bir uzantısıdır. Bu, multimedya ekranından doğrudan doğruya çağrı yapabileceğiniz ve içeriklerinize erişebileceğiniz anlamına gelir. Öncelikle, multimedya sistemi ile telefonunuzu eşleştirmeniz gerekir. Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve durumu görünür olarak ayarlayın. Ardından, ana menüden ayarlar, A basın. Cihazlar sekmesindeki cihazları yönet seçeneğini seçin ve bir cihaz eklemek için buraya basın. Algılandığında gösterilen listeden telefonunuzu seçin. Onay kodu istenebilir. Telefonunuz multimedya sistemiyle eşleştirilmiştir. Telefonunuzun kişilerinizi, çağrı geçmişinizi, medyanızı VB paylaşmak için yetki vermenizi isteyebileceğini unutmayın. Bu bilgilere multimedya sisteminde erişmek için paylaşıma izin vermeniz gerekmektedir. Bir çağrı yapmak için telefon menüsünü açın ve kişilerinizden birini seçin. Çağrı otomatik olarak başlatılır. Ayrıca çağrı geçmişinize de erişebilirsiniz. Bir numara çevirmek için ara seçeneğini seçin. Numarayı girin ve çağrıyı başlatmak için çağrıya basın. Çağrı devam ederken telefonun veya aracın hoparlöründe dinlemeye devam edebilirsiniz. Son olarak, bir çağrıya bağlanmak veya çağrıyı sonlandırmak için direksiyon simidinin üzerindeki bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Bir çağrıyı yok saymak için basılı tutun. Aracınızın ses tanıma sistemini etkinleştirmek için bu düğmeye basılı tutun. Bir bip sesi ve bu ekran ses tanımanın etkin olduğunu gösterir. Talebinizi belirtebilirsiniz. Tekrar konuşmak için ses tanıma düğmesine dokunun. Özelliği kapatmak için basılı tutun. Ayarlar, cihazlar ve eğitim seçeneğine giderek ses tanıma sistemini nasıl ve ne zaman kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ardından akıllı telefon eğitimini seçin. Araç menüsüne bu kısa yol düğmesinden erişebilir veya multimedya ekranınızdan araç ayarlarını seçebilirsiniz. Ardından sürüş yardımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve aracınız için erişim seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.
park yardımları sekmesinde arka görüş kamerasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve park yardımı için engel algılama kriterlerini ayarlayabilirsiniz. Aracın ses ayarlarını ve multimedya ekranının parlaklığını yapılandırmak için Ayarlar menüsünü kullanın. Cihazlar sekmesinde aracınıza bağlı cihazları yönetebilir, Bluetooth ve Wi-Fi seçeneklerini ayarlayabilir ve akıllı telefon yansıtma ve ses tanıma sistemi hakkında eğitimler izleyebilirsiniz. Son olarak, multimedya sistemi ayarlarına sistem sekmesinden erişebilirsiniz.